أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وينبغي لطالب العلم أن يتفكر بذلك طالب العلم دائما bundan olacak tefekkür edecek düşünecek فإنه يتعلم العلم بجهد كثير çünkü o ilmi çok zorluklarla elde etmeye çalışıyor tamam mı فلا يصرف إلى الدنيا حقير القليلة الفانية فَلَا يَصْرِفُهُ onu harcamasın ila dünya bu dünya el hakiretil kalilatil faniye o dünya ki hakirdir, fanidir efendim azdır, dünya neye yarar o kadar güzel ilim ne zorluklarla elde ediyor ne sıkıntılarla elde ediyor Allah'ın bu güzel nurunu dünyanın efendim hakir olan dünya, az olan dünya, az olan dünya ne kadar, ne kadar yaşarsan yaşa neticesinde ölüm değil mi yani çok bakarsın bir gün duyarsın emekli olmuş, bir bakarsın ölümü gelmiş haber falan kes öldü. Bu kadar. Yaptığı iş bu. Onun için قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الدنيا. Dünyadan sakınınız. فوالذي نفس محمد بيده انها لأسحر من هاروت وماروت. Kur'an'da Harut ve Marut karı koca arasını bozan olarak geçer. Yaptıkları sihirlerle karıyla kocayı birbirinden ayıran. Diyor ki efendim aleyhisselam dünyayı Harut ve Marut'a benzetiyor. İttakud dünya. Dünyadan sakınınız. Dünyadan korkunuz. Dünyaya karşı duyarlı o ve aynı zamanda kendi nefsinize hakim olun. Fevellezî nefse Muhammedin biyedihi. Ben Muhammed'in nefsi elinde olan kudrete yemin ederim ki, Allah'a yemin ederim ki innehâ le eshar. O daha sihirbazdır. Min Harut ve Marut. Harut ve Marut'tan daha nedir? Sihirbazdır. Yani Harut Marut nasıl kadınla efendim kocasını birbirinden ayırmışsa dünya da seninle Rabbini birbirinden ayırıyor. Dünya seninle Rabbini birbirinden ayırıyor. Seni Rabbinin rızasından çıkarıyor. Onun için biz ne yapacağız? Dikkatli olacağız. Dikkatle de devam edeceğiz inşallah. Evet. Yine de bir şiirle gerçekten çok güzel. Biraz seri gideceğiz bundan sonra. Hiye dünya akallu minel galili ve aşikuha edellu minel zelili. تصم بسحرها قوما وتعمي فهم متحيرون بلا دليل evet ya dünya böyle bir dünya ki akal min al-qalil neye az derseniz ondan daha azdır yani bir değeri olmayan bir şeydir değersizdir neye değersiz derseniz dünya ondan daha değersizdir neticesinde ölüm yok mu bitiyor neticesinde yaşlılık yok mu bir gençlik görüyorsun bir bakıyorsun orta yaşlılık bir bakıyorsun ki efendim yaşlılık bir bakıyorsun ölüm bir bakıyorsun ki çocuk çok sevimli bir aile içerisinde bu da bitiyor ve aşık olan ezelle mi ezelle. Bilin ki dünyaya talip olan daha hani çok zelildir. Hani daha önce dedik ya dünya cifetun tullabuhal kilab. Dünya bir leştir. Leş. Onun etrafında çullanan kimlerdir? Köpeklerdir ya. Şeye çullanan nelerdir? Onun için köpeklerdir. Affedersiniz. Ha dünya mezratul ahire olarak kullanılacak. Dünya mezratul ahire. Dünya ahiret ziraatı talatı olacak. Hem dünyada izzetli olacaksın hem ahireti de elde edeceksin. Tusimbu bi sihriha kavmen ve tu'mi. Yani onun yaptığı sihirle var ya dedi ya biraz önce. Yani Efendimiz aleyhissalatu vesselamın hadisiyle ittaku dünya fe vellezî nefsi Muhammedin biyedi inna le eshar. İşte burada onun sihri var ya hem seni dilsiz eder hem kör eder. Yani sen duymayan eder. Duymayan. Hem duymayan eder, yani burada hem duymayan eder, bir şey duymazsın. Yani yapılan vaazları, nasihatları, okunan Kur'an'ı, tebliği, sünnet-i seniyeyi, hadisleri hiçbirisi duymazsın. Duymamalıktan gelirsin, tesiri olmaz. Baban ölür, annen ölür, akraban ölür, komşun ölür, haber gelir, taziye yaparsın, hiç. Dünya öyle bir şey. Onun sihri seni Rabbinden ağrıyor. Aynı zamanda görmezsin de ya, gözünle görürsün. Musibetler, belalar görürsün. Yine de etkilenmiyorsun. فَهُمْ مُتَحَيِّرُونَ بِلَا دَلِيلِ İşte bunlar hepsi delilsiz hayrette kalan insanlardır. Evet. وَيَنْبَغِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ اَنْ لَا يُزِلَّ نَفْسَهُ بِالطَّمْعِ فِي غَيْرِ الْمَطْمَعِ وَيَحْتَرِذَ عَمَّا فِيهِ مَزَلَّةُ الْعِلْمِ وَأَهْلِهِمْ Evet. وَيَنْبَغِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ İlim için talep için gel. Daima en la yuzilla nefsehu bittama'. Tamahkarlıkla kendi nefsini alçaltmaması gerekir. Boş şeylere, dünya tamahkarlığıyla olması. Fi gayril matma', yani matma' olmaksızın, arzu edilen şey olmaksızın ve yahtarize ne yapsın? Sakındırsın. Amma fihi mezelletul ilmi ve ehlihi. Yani ilmin ve ilim ehlinin hoş görülmediği,
saygı duyurmadığı yerinde ne yapacak? Sakınacak onlardan. Ona da sakınacak. Onlara gitmeyecek. Hatta bizim tasavvuf ehline uleması diyor ki rabıtaya, hatmeye ve zikre. Rabıtaya, hatmeye ve zikre. Zaten biliyorsun bu üç esastır. Bunları tahfife alan, yani hafif gören, basit gören insanlarla diyor arkadaşlık yapmayın diyor. Arkadaşlık yapmayın. Rabıtayı, zikri ve hatmeyi basit gören insanlarla oturmayın diyor. Arkadaşlık etmeyin. Şimdi birileri der ki ya niye öyle? Rabıta, rabtul kalbi billah'tır. Bir şey değil ki. Tamam mı? Kalbi Allah'a bağlayandır. Yani kalbi Allah'sız olmayan. Dünya yok orada. Kalbi Allah'la atan bir insan. Ve Allah'ın dostlarıyla, Allah'ın sevenleriyle atan. Atan bir insan. Allah'ın sevenleriyle. Zikir. Hakeza evlat eskar sahibidir. Ha? Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Allah'ı zikretmenle ancak kalpler mutmain olur. Sen kalbin, Allah'ı zikreden bir kalp, sen onun düşmanıyla bir araya geliyorsun. Şimdi buradaki maksat o bir araya gelme, yani arkadaş etme, ünsiyet kurma. Yoksa muamele edilir. Yani ticaret yapılır, alışveriş yapılır, icabında evine gidilir ama ünsiyet kurulmaz. Çünkü ünsiyet kurduğu zaman o tesir eder. Ha ama hidayet etme amaçlı, fayda verme amaçlı bir ünsiyet kurmaya çalışırsan onun adı zaten tebliğdir. Onun adı ilimdir. O arkadaşı değildir onun için. Onun için bir de hatme. Hatme aynı zamanda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeleriyle oturup halkalaştığı bir eskar halidir. Ve Hazreti Sıddık'tan, Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'dan ta senin izni aldığın zata kadar bir izni am vardır. Kimsenin inkar edemedi ya. Asılların yılları üzerinde geçtiği bir izin vardır. Birileri sen bu altın silsileyi şey buluyor, kafif buluyor. Basit görüyor. Ha, onun için diyor ki ünsiyet kurmayacaksın bunlarla diyor. Bunlar zarar verici. Onun için ahlakı bozukla, ünsiyet kurmayla itikadı bozuk kişiyle ünsiyet kurma arasında fark var. Bak, itikadı bozuk insanla ünsiyet kurmanız daha tehlikelidir ahlakı bozuk olan bir insandan. Ünsiyet kurmanız daha tehlikelidir. Biri içki içiyor, ondan daha tehlikelidir. Biri İslam adına hareket ediyor aslında. İslam adına, mesela Vahabiler vardır, Şia vardır, efendim diğer ekollar vardır. Tamam mı? Ha? İslam adına hareket ediyor ama sen dininden eriyor. Ama o içkici sana dinde yetmiyor. Bir akı senin önünde ayağa kalkıyor, sana saygı duyuyor. Hatta keşke ben de senin gibi olsaydım. Ya bu melanete, bu çele oldum. Ya Rab sen de bana yardımcı ol. Dua et ben kurtulayım bundan diye. Hırsız hakeza diyen ahlak. Yani ahlak o zaman bizim için itikadi bozuklar, ahlaki bozuklardan daha nedir? Daha tehlikelidir. Evet uzatmayalım diyoruz ama ihtiyaç çoktur. İhtiyaç çoktur. Evet. Oldu. Ve yekunu mutavadi'an. Ne olması gerekiyor? Mutavazi olması gerekiyor. Mutavazi ve tevazu beyne tekebbürü ve zille. Veya tevazu ne demektir? Ne çok böyle tamamen kendini izzetini efendim düşürür şekilde vakardan kendini düşürür şekilde olacaksın. Ne de tekebbür edeceksin. Hem vakarını, yani tevazu nedir? Vakarını koruyarak, izzetini koruyarak efendim aynı zamanda gönül açıklığıyla yol alacaksın. Evet. Ve ifati ifatla aynı zamanda kedalike ve yu'ruf zalike fi kitab-ı ahlak. Kitab-ı ahlakta bu güzel ifade ediliyor. Enşedeni eşşeyh el imam el ustaz Rukunuddin el ma'ruf bil edib muhtar şi'ran li nefsihi, kendi nefsine böyle bir şiir diyor. Evet. İnne tevadu'a min khisal el muttaki. Muhakkak ki tevazu muttakilerin özelliklerindendir. İnne tevadu'a min khisalil muttaki ve bihi ettakiyyu ilel meali yertaki ve minel acaibi ucbu men huve cahilun fi halihi ehuve s-sa'idu emis şaki em keyfe yuhtemu umruhu avruhuhu yevmen neva
mutasaffilun ev murtaka. Vel kibriyâu li rabbina sıfatun lehu mahsusatun fetecennebha vettaka. Şimdi bu da geliyoruz. İnne tavadu'a muhakkak tavazu min hisalul muttaki, muttakilerin, yani mutavazi olmak, muttakilerin ile maaliye taki. Muhakkak taki insanlar yüksek makamlara bunda yücelirler, yükselirler. Ve minel acayip, gariptir ki ucbu men huve cahilun. O cahil insanın kendini beğenmesi. Ve minel acayip, gariptir ki ucbu beğenmesi men huve, o kimse ki cahilun, cahildir. Neden cahildir? Fi halihi, kendi halinden. Halbuki ki alim bir hali olması gerekiyor, değil mi? Kendi halinden cahildir. Ehve se'idu em şakî. O acaba Allah katında se'idlerden midir, şakilerden midir? Yani Allah'ın katında kabul ettiği, güzel gördüğü insanlardan mıdır, yoksa perişan olan insanlardan mıdır? Em keyfe yuhtemu. Nasıl son bulur umruhu ev ruhuhu? Nasıl yani bu da gerçekten su'ül hatime Allah muhafaza olabilir mi? Olabilir. Ha. Sonun ne olacağı, ömrünün sonu ne olacağı veyahut da ruhunun son nefesine kadar nasıl olacağını bilmiyor. Bundan haberdar değil, buna göre kendini beğeniyor. Ve min acayibi ucbumen. Yani daha halen kendini beğendir, bundan haberdar değildir. Tamam, yevmen neva, o ölüm günü ki, o hayat günü, ya da kıyamet günü ki nedir? Mutaseffilun, sefil bir insandır, perişandır. Ha? Ev murtaka veyahut da ya sefildir, yanda murtakadır, yanda Allah katında hoş görülen insandır. Onu bilmiyor. Yani bu neva gününde, efendim emet gününde de sefil midir? Efendim insan murtaki midir? Bunu da bilmiyor. Yani havel kibriyâ'u, birisi ki kibriyâ yücelik. Bütün her şeyin kudreti kendisinin elinde olan Allah. Li rabbina sıfatun. O kimin sıfatıdır? Rabbimizin sıfatıdır. Lehu mahsusatun. Ona mahsustur. Azimu fetecennebha vettaka. Ve ondan sakın, vettaka, aynı zamanda muttaki ol. Yani aynı zamanda takva ehli ol. Kale Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi ashabihi. Şimdi burada geldik. İmam Şafii, İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhi ne güzel. Azimu amaimekum. Sağlıklarınızı diyor, genişletin. Ha? Büyütün böyle. Vassi'u ekmamekum. Ve takkelerinizi de büyük koyun başınıza. Şimdi biraz önce bahsettik, televizyon ekranında oturan adamcağız orada bir hizmet ehlinin, sağlıklı bir hizmet ehlini gösteriyor. Sağlıklı bir hizmet ehlini gösteriyor. Ve kadıncağız, Allah selamet versin, hidayet versin ona da bana da, diyor ki şunlara bakar mısın diyor. Buralarda İslam'ı diyor anlatıyorlar diyor. Böyle İslam'ı anlatma olur mu diyor. Şu sarığa bak, şu cübbeye bak, bilmeyebilir gariban. Anlamayabilir. Şu şarlatanlara bak. Bir de şarlatan kelimesi kullanıyor. O sarıklı ve cübbeli insanlara. Şu şarlatanlara bak diyor. Ve o adamcağız da onları çok iyi bilmesine rağmen diyor doğrudur diyor. Böyle bir İslam yok diyor. Şimdi bu hangi mezheptendir? İmam-ı Azam diyor ki azzimu ama imekum ve vesi'u ekmamekum. Ya Allah diyor ki başınıza diyor belirir bir şekilde bir takke koyun. Bir kep koyun, belirir bir şekilde. Böyle. Ve etrafına da tamamen büyüteceğiniz bir sarı koyun. Niye? Almanya'da ben kaldım, Avrupa'da gitmişim, geleceğim. Hani İslam'da din adamları yoktur. İslam din adamı olmaz. Müslümanlar hepsi din adamıdır. Dinsiz mi Müslümanlar? Hep din adamı. Ama alim var. Onlar da ya papaları belli, ruhbanları belli. Giyim kuşamlarından ayırabiliyorsun. Yani bir sıkıntın olsan Hristiyan olarak şu adam papadır, bir yanına gideyim diyebiliyorsun. Biz hoş görüyoruz. Kesinlikle yaşamları Diyanet'teki nasıl olursa öyle olsun. Ama öyle olmalarına biz izin vermemizle beraber siz Resulullah'ın kisvesini niye hafifletiyorsunuz diye de bazılarına sormamız gerekir. Yani siz medeniyetinize niye karşı çıkıyorsunuz? Yani bu millete bir tarihi var, bir medeniyeti var. Ve o medeniyet adı sarıklı medeniyet. Ne yaparsan yap. Sarıklı hocalar, sarıklı alimler, sarıklı kahramanlar, sarıklı padişahlar, sarıklı komutanlar, sarıklı askerler. Hep sarıklı. Bundan 100 yıl ötesinden geçtiğin zaman
Kahramanmaraş'ın Kıbrıs Meydanı'ndaki sütçü imam gibi. He? Hepsi sarık. Veyahut da fesli. Veyahut da fes koymuş. Alimlerle cahiller birbirinden ayrı olması için elbiseleri arasında fark var. Doğrudur. Eskiden alimler beyaz sarık takar. Hacılar sarı. Sarık takarlardı, sarı. Belli olsun diye. Bu hacıdır, bu da alimdir. Ha o zaman biz medeniyetimize, tarihimize saygılı olmalıyız. Varsın yapmayalım. Baş açık namaz kılınır mı? Kılınır. İbadet edilir mi? Edilir. Müslümanım denilir mi? Denilir. Allah selamet versin. O ecirden mahrum olabilirsin. Öyle kılsan ecrini alırsın. Sarıklı kılsan, efendim takyeli kılsan, şübbeli kılsan ne yaparsın? Ecrini alırsın. Ama öyle kılmadın. Namazı kabul mü? Kabul belki sarıklılardan daha iyi kabuldür. Biraz önce dedik ya nice efendim kendini din adına kabul edenler vardır. Ahireti şeydir. Biz ona o iş bizim işimiz değil. Allah'ın işidir. Ama neticesinde medeniyetimize ve tarihimize saygılı olmak zorundayız. Sarıklı komutanlarımıza, medeniyetimize öncülük yapmış, Osmanlı'yı kurmuş, Selçuklu'yu kurmuş, Abbasi'yi kurmuş, efendim Emevi'yi kurmuş ve asr-ı saadetten ilbisak etmiş, nurla yol almış, bugüne kadar gelinmiş, Endelus gibi bir tarih. Bütün bunları sen ayak altına alamazsın ve orada bilmeyen bir kadıncağıza karşı doğrusun, yani sanki o onun hocası, doğrusun denilmez, en azından ikna edilir. Edep dairesinde, terbiye dairesinde yok, öyle düşündüğünüz öyle değildir kardeşim. Değerli kardeşim öyle değil. Aslında bu insanların belki şu anda gözümüzde, dünyamızda, Türkiye'mizde bize garip gelebilir ama neticesinde biz arkamızda bıraktığımız bir tarih var, bir medeniyetimiz var. Bunlar o medeniyetin devamıdır. Ve biz ne zaman onlar memleketin efendim ruhuna karşı çıkar, ortalığı karıştırır, fesadı doğururlarsa, fitneyi doğururlarsa, insanları tahrik ederlerse kötülüğe, efendim vatana, bayrağa karşı, o zaman biz onları da kabul etmeyiz deriz. Ama kisvelerinden, giyimlerinden, kuşamlarından, yaşamlarından bize hatırlattıkları Resulullah'tır. Bize hatırlattıkları medeniyettir. Bize hatırlattıkları tarihtir. Biz onlardan dolayı da onlara ne derir, ne yaparız? Saygı duyarız, ellerini de öperiz. Allah onların sayesinde çoğalsın inşallah. Teala. Tamam mı? Evet. Son şeye geliyoruz inşallah. Teala. Ve kâle Ebu Hanife rahimahullah عظموا عمائمكم ووسعوا أكمامكم وإنما قال ذلك لئلا يستخف بالعلم وأهله. Bak bunu niye söylemiş peki? Yani İmam-ı Azam sarıkla takyanın aşıkı mı ki? Yani illa bununla giyeceksiniz. İnna Allah la yanzu ila suvarikum. Hadis var değil mi? İnna Allah la yanzu ila suvarikum ve la ila muvarikum ve la ila ensabikum. Değişik şeylerde geçiyor bu şekilde ziyadeyle. Velakin yanzuru ila amalikum ve kulubikum. Allah-u Teala sizin amellerinize kalbinize. Allah-u Teala sizin şekillerinize bakmaz. Ne giyinmiş, ne giyinmemiş, ne şekilmiş. Tamam mı? Erkek erkek gibi giyinecek, kadın kadın gibi giyilecek. Bu kadar. Erkeğin kendisine göre mahremiyet giyim şekli vardır. Kadının kendisine göre vardır. Ben de kadın diyemeyecek, ben istediğim gibi giyinirim. Hayır. İslam'ın kendisine ölçtüğü bir ölçü var. Din kendisine ölçtüğü bir ölçü var. O ölçüye göre ne yapacak? Devam edecek. Aksi halde efendim haram işlemiş olur. Erkek de yine de hakikaten öyle. Onun için İmam-ı Azam diyor ki ben bunu söylerken diyor işte bize uyarı o adamcağıza bana size o efendim kadıncağıza uyarı. Ben diyor bunu söylerken maksadım sarığı, takkeyi veyahut da kepi savunmak değil. İlim ehline saygılı olun. Medeniyetinize saygılı olun. Tarihinize saygılı olun. Hocalarınıza, alimlerinize saygılı olun. Ve innemâ kâle zâlike li ellâ yusakaffe hafife alınmasın bil ilmi ve ehlihim. Değil mi? وينبغي لطالب علمي علم طالب شجرك أن يحصل كتاب الوصية التي كتبها أبو حنيفة رحمة الله عليه ليوسف بن خالد السمتي عند الرجوع إلى أهله ينادى يكتب علم طالبتي محقق إمام أعظم الوصية أضد ذلك كتابه var onu kendi talebesi Yusuf için yazmıştır muhakkak o kitaptan ne yaptılar faydalandılar yecidduhu men yatlıp العلم محقق bunu bulunsun bulundursun ilmi talep eden kimse fakat kana üstaduna şeyhul İslam Burhanuddin Ali bin Ebu Bekir kaddesallahu ruhu vel aziz emrani bi kitabati hatta diyor ki benim diyor hocam Burhanuddin Ali bin Ebu Bekir diyor benim o kitabı elle biliyorsun eskiden matbaa yoktu çok benim yazmamı ve bulundurmamı emretti inde rucu ile beledi ben memleketime döndüğüm zaman onu yazdım feketebtuhu ve la budda ha muhakkak gereklidir lil müderrisi ders veren vel müfti müfti olan fi muamelatin nas
insanlarla muamelede, mudarada minhu. Muhakkak o kitabı bulunduracak. Hangi kitabı? El-Vasiyye. O da El-Vasiyye kitabını muhakkak araştıracağız. He, bana Mesut. Buraya koyacağız. El-Vasiyye kitabını. Tamam mı? Ve billahi tevfik. Allah-u Teala muvaffak etsin sizleri de, bizleri de. Allah-u Teala dilimizi haramda kullandırmasın. Kimsenin hakkında kullandırmasın. Kimseyi incitecek hale getirmesin inşallah Teala. Kendi rızasına ilhak etsin. Allah sizi muvaffak etsin. Aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum wa ufawwidu amri ilallahi inna Allaha basirun bil ibad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin li rawdati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa li ruhi sahabatina al-kiram al-fatiha.